Korkular yalan, gökyüzünde kanlar, sanrılar da var. Bir yalancı sonbahar, bir sevinç yüzü, kapkaranlık aynada aldığım soluk. Resimde görmemiş, sesimde duymamış, bir ağrı içimde benimle düş atar. Konuşmasam bugün, içimde oynasam, bağırsam aniden kimse duymasa. Barış, bebeğim, hadi bak, kahvaltı seni bekliyor çocuğum, hadi. Tamam babaanne. Ama bak çayın soğudu. Aa, ne yapıyorsun öyle? Otur kahvaltını etsene. Ne bu böyle ya? Ellerine sağlık babaannem. Acelenle çocuğum, eşek sıpası yine beni uyuttu bak, böyle bıraktı gitti. Neredesin oğlum? Bir saattir seni bekliyorum ya. Geldik işte. Hadi hadi kalk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yüzüne ne oldu senin? Ya yok bir şey. Hadi gidelim. Ne oldu oğlum? Söylesene. Halil'lerle mi yoksa? Yok. Hadi. Lan söylesene. Sen şimdi bu tesbihlerin yapılışının maliyetini biliyorsun değil mi? Bak bunun ipi var, boncuğu var, dizilmesi var, ambalajı var. Adamlar bütün mahalleye haber vermişler. Kadınlar boncuk diziyorlar, ambalajcıya da haber verildi. Bizim bu malları hemen dağıtmamız gerekiyor. Merak etmeyin. 5 liradan satarız, 1 haftada eritiriz. Hüseyin abi, çaylarımızı içelim de kalkıp şu malları teslim edelim. Oğlum ben sana bu sefer bizi alırlar demedim mi? Sana kalsa gelmiyordum. Ne bileyim oğlum ya. Lan kaç defa herkesin önünde kovulduk. Rezil olduk ya. Bakma parasız olmasa gelmem de. Bak görürsün bu sefer sıkıntı yok. Tamam tamam hadi çabuk soyunalım da geç kalmayalım. Ne işiniz var lan burada? Soyunuyoruz. Çıkın buradan burası boksalara. Ne bakıyorsunuz oğlum? Gidin tuvalete soyunun. Hadi hadi. Yürüyün naş naş. Hadi.
Hadi sıraya beyler. Evet gençler, bir sorunu olan var mı? Siz buraya dışarıda kavga etmek için gelmediniz inşallah. Yok hocam, biz boksör olmaya geldik. Peki ol bakalım. Seni tutan mı var? Unutmayın, bundan sonra birer sporcusunuz. O yüzden dışarıda serserilik yok. Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor resim? İyi hocam, sıkıntı yok. Güzel. Bunun ne işi var burada? Bana bak. Siz ikiniz gelseniz de bakayım buraya. Gel. Oğlum ben size buraya gelmeyin demedim mi ha? Ya arkadaşlar izin verdiğinizi söyledi de. Hangi arkadaş? Kim? Ben kimseye izin vermedim. Bakın çocuklar çok yoğunuz. Maçlar var. Kampa gireceğiz. Yani işlerimize mani oluyorsunuz. Hadi. Hadi burayı terk edin şimdi. Bir ay sonra gelin. Bu antrenman sırasında buralarda olmayın. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Siz de gidin buradan. Ya baba ya. Babası babası yok. Ne diyorsam onu yap. Hadi terk edin burayı hemen. Hadi. Hadi kızım sen de lütfen. Hocam niye gönderiyorsun? Kalsın çocuklar. Resulcüğüm ben bunlarla uğraşamam. Bizim işimiz bu hocam. Ben çalıştırırım. Hayır çalıştırmayacaksın. Gelmeyecekler buraya. Bari Bilge kalsın. Maça çıkarmayız. Olur biter. Bir ara bunu konuşuruz tamam mı? Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Hadi başlıyoruz. Bilge. Nasıl bir baban var ya? Aylardır süründürüyor bizi. Her defasında bir ay sonra gelin diyor bize. Ya tamam baban babamı sevmiyor olabilir ama bizim suçumuz ne? Peki benim de suçum var. Galiba seni de sevmiyor. Ay lütfen espri yapma. Hiç kaldıracak durumda değilim. Ne esprisi ya? Espri yapmadım ki. Ay çok komik. Bence de hiç komik değil Can. Hadi gidelim. Bence komikti. Of Burcu sen de. Ne o? Seninki bugün hiç pas vermedi. Nereden benimki oluyormuş? Ne bileyim kızım. Bence o çocuk senden hoşlanıyor. Hoşlansa gelip söyler değil mi? Yok. O bunu asla yapamaz. O zaman asla benimki olamaz. Anladın mı şimdi? Ay tamam anladım anladım. Sen önce şu yüzünü bir kurula. Hı. Barış, gel oğlum. Tamam babaanne. Sen dün gece geç vakte kadar neredeydin? Asıl sen dün gece geç vakte kadar neredeydin ha? Güzel oğlum. Haydi herkes sıraya. Siz yine? Hayırdır? Hocam İsmet Hoca bir ay sonra gelin demişti ya. Merhaba çocuklar. Sağ ol. Resul, eldivenler tamam, aldırabilir. Resul, bunları buraya kim soktu yine? Ya arkadaşlar, ben size buraya gelmeyeceksiniz demedim mi? Hocam, bir ay sonra gelin demiştiniz. Söylemiş olabilirim. Şimdi şunu söylüyorum. Ben haber vermeden buraya gelmeyeceksiniz, anlaşıldı mı? Hadi bakalım, şimdi terk edin burayı. Hocam, tam olarak ne zaman gelelim?
Ya tam olarak, ne bileyim ben tam olarak ne zaman gelecek? Gelmeyin kardeşim, gelmeyin. Yaza, yazın gelin, yaza doğru gelin. Hadi, 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 hadi durmayın burada. Ya yemişim boksunu da hocasını da ya. Ben bir daha gelmem arkadaş. Oğlum bu kaçıncı ya? Lan oğlum hala anlamadım. İsmet hocası burada istemiyor. Maçlar varmış. Maçlar bitince. Sağ ol. Maçlar ta ne zaman? Daha aylar var. Ha bak. Oğlum bahane o bahane. Adam bizi istemiyor ya. Anlamadın mı? Tamam tamam anladık ya. Boş verin gençler, gidin okuyun. Ben bu işe yıllarımı verdim. Sonuç ne? Sıfır. Ben bu işe harcadığım zamanı okula verseydim şimdi avukat. Aldın mı? Yok babaanne, cüzdanın da parası yok ki. Ya babaanne sen var ya, dünyanın en güzel babaannesin, en güzel. Hadi şımarma oradan, git bakayım. Güle güle harca. Oğlum İbo'yu gördüm, gelirseniz bir şey olmaz diyor. Nereye lan? Nereye gidiyoruz? Salın oğlum, İsmet Hoca Ankara'ya gitmiş. Ben sizin yerinizde olsam kesin gelirdim diyor. Bana ne oğlum bundan ya? Şu anda her şey Hüsür Hoca'nın elindeymiş. O size bir şey demez, alır diyor. Yok oğlum ya, iyiyim ben böyle. Zaten okullar tatile girdi. Köye gideceğim. İyi, ben gidiyorum. Sen de o zaman köye gidersin. Git, git de İsmet yine korksun seni. Şampiyon. Hadi şunu bırak da bize bir çay koy. Alo. Kime diyorum? Hele şunun ciddiyetine bir bak. Sait. Paraladın kendini oğlum. Sen neyse de torbaya yazdık. Hocam görürsünüz. Yıl sonuna kadar şampiyon. Tamam tamam. Sen bize bir çay koy da sonra şampiyon olursun. Sait çay yap. Sahte eldiven getir. Sayın aç yapıyoruz. Hadi hadi söylenme. Ulan yine mi sen? Hocam o zaman ben gideyim. Nereye gideceksin dedi. Bir ay sonra geleyim mi dedim. Yok lan dedi, sen kal. İyi birader. Hayırlı olsun, sevindim. Oğlum sen de gel işte ya. Yok oğlum ya. Boks da okul bir arada oğlum. Ya Can, sanki okulu çok takıyorsun da. Oğlum ben bu sene asılıyorum okula ya. Ya bilmesen yutturacaksın. Yürü git ya. Oğlum senin asıldığın tek şey kızlarla. Biliyor musun Bilge senden hoşlanıyor. Yok mu oğlum? Oğlum kızın sana bakışlarını gözlerimle gördüm lan. Ne göreceğim oğlum? Ya ben hiç öyle şeyler düşünmüyorum. Hoş kız ama lan. Doğru mu lan? Ne doğru mu ya? Benden hoşlanıyor. Sen deniyor. Manyak mısın oğlum sen? Öyle antrenman falan.
Bırak oğlum, ne yapacaksın çocuk? Senden de çalışıyor işte. Sorunsuz gitmez bu hayat böyle. Kanıma giren kuytular düşman. Bıçağıyla bekleyen yollar bilmece çözüm işte. Geri zekalı. Ne yapıyorsun burada? Öyle boş işlerle uğraşsana. Git ödevine çalış. O birader, garda geçmişsin. Oğlum hayret lan, level atlamışsın ha. Değil, huzur için ölebiliriz artık yani. Yok lan, daha geçirmediler. Öyle kendi kendime yapıyorum. Al işte. Oğlum oraya gidiyorsun da ne oluyor ki? Hayır, herkes eldivene geçmiş. Sen halen ayakkabısın. Biliyorum. Bilerek geçirmiyorlar. Ama yarın söyleyeceğim. Sen daha çok söylersin. Abi, abi ben artık karda geçsem. Ona ben kalırım evde. Abi diğer arkadaşların hepsi geçti de. Ben ne zaman dersem o zaman geçersin, anladın mı? Hadi geç. Senin adın neydi? Barış. Aferin Barış. Yürüyüşün iyi. Hadi sen garda geç. Kapat kollarını. Kanadı kırık kuş gibi. O ne öyle? Düzgün tut kollarını. Kaldır. Kaldır, kaldır. Ay şöyle. Aferin. Hadi devam. Sakin garda geç dedim. Ha ocağı orada. İndir gardın normal yürüyüşe hadi. Hadi. Kalkanım. Hanım hocam. Barış'ı ben garda geçirdim. Hocam iyi de daha çocuk olmamış ki. Çocuk iyi. Ben takip ediyorum. Olmuş. Hocam İsmet Hoca gibi. Ne diyecek İsmet Hoca? Çocuk iyi. Tamam uzatmayalım. Geç yerine. Bana vuramaz. Sen kimsin lan? Kendini ne zannediyorsun? Baban mısın, kocan mısın? Kimsin ha? Defol git. Sakın arama bundan sonra beni. Ne demek kimsin? Ben senin her şeyinim lan. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bitti. Anlamıyor musun? Sakın beni arama. Bitti diyorum. Bin şu arabayı. İyice şımardın lan sen. Bana gidiyoruz. Bilmiyorum lan. Bilmiyorum. Defol git yoksa bağırırım. Ulan ne halin varsa gör be. Şuna bak be. İyice ağzı bu da. Sanki tapım onda.
Ne bakıyorsun? Aç şu kapıyı. Şahin, iyisin, güzelsin ama gardını çok açıyorsun. Tek bir yumruk boks hayatını bitirir. Sıkıntı yok hocam. Ne demek sıkıntı yok? Gardını açarsan sıkıntı olur. Bak şu Barış'ı görüyor musun? Şimdi ben ona bir eldiven versem seni 1.80 yere uzatır. Hocamı köfte mi mendirecek? Gözüm kapalı döverim onu. Gelsin maç yapalım. Oğlum sana kuşları saydırır. Sıkıntıya girersin bak. Gardını düşürme. Sadece sol sol sağ direkt. Hocam ben daha ilk defa eldiven takıyorum. Şşşt. Sadece sol sol bitirici sağ. Şahin, bir dişlik daha ister misin? Sakın unutma. Sol sol sağ direkt. Hadi. Hadi fight. Maç biter. Dur. Tamam. Var mı şey? Hani gözü kapalı döverdin? Neyse dert etme, olur böyle şeyler. Hocam süpürgeyi getireyim mi? O niye Sait? Şahin'in dişlerini toplamak için. Güzel espri ama inan yeri değil. Oğlum niye tükürüyorsun? İçeceksin ona. Kan ve terin tadını hiçbir şeye değişmeyeceksin. Demedim mi ben sana? Boksun temeli düz yumruktur. Bakma sen. Kroşe ve aparkatlar işin rengi. Anladın sen. Baba sigara alamadım, para yetmedi. Nasıl yani? Ne aldın ki? İşte... Yumurta, kaşar, domates. Yani sen şimdi bakkala gittin sigara almaya diye. Almadan geri geldin, öyle mi? O zaman kaşarı geri götüreyim mi? O niye o? Yerine sigara alayım. Ya oğlum biz senden hiçbir hayır göremeyecek miyiz? O ne yaptım ki, para yetmedi. Önce gidersin, sigarayı alırsın. Geriye kalanla da ne gerekiyorsa onu alır gelirsin. Bırak şunu şuraya. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi sigaramı kendim alırım, tamam mı? Defol git şimdi, gözüm görmesin seni. Oğlum, ne istiyorsun şu çocuktan? Elinden geleni yapıyor. Hem de sana rağmen. Ya anne, boş işlerle uğraşmasın diye çaba gösteriyorum. Görmüyor musun? O senden daha dolu. Emin ol. Artık o eve gitmek istemiyorum. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Mecbursun be oğlum. Nereye gideceksin ki başka? Bilmiyorum. Bir iş bulur çalışırım. Oğlum. Kafede Burcu ile Bilge'yi gördüm lan. Vallahi. Pikniğe gidelim diyorlar. Oğlum hem de baş başa ha. Ne güzel, gidelim. Gidelim de nasıl gidelim? Param var. Ne var oğlum parada? Buluruz. Hem kolay o. Buluruz da. Hayırdır kardeşim? Sabahtan beri dut yemiş bülbül gibi oturuyorsun. Bir şey mi oldu? Çıkar şu ağzındaki baklayı ya. Abi. Haberler hiç iyi değil. Oğlum çıldırtma adamı. Ne
söyle. Abi herif bütün malları alıp kaçmış. Ne? Nasıl olur ya? Abiciğim yatırım battı mı şimdi? Ay benim kefen param da gitti. Ay inanmıyorum ya. Teyzeciğim sakin ol bak. Gerçekten inşallah hepsini halledeceğiz. Lütfen sakin ol. Lütfen. Varımızı yoğumuzu bu işe yatırmıştık çocuğu. Allah seni kahretsin. Bu kaçıncı sıkıntı verdin? Yetti artık. Ne yaptım ya? Ne yaptım? Yıllarca çalıştım, didindim sizin için ben. Ben artık bunları yaşamak istemiyorum, haberin olsun. Bu kadar. Ne demek şimdi bu? Ne demekse o demek. Üf be. Oğlum manyak mısın, gecenin bu vakti ne yapıyoruz burada ya? Ben ne yaptığımı biliyor muyum ki can? Donduk be oğlum. Hadi kalk. Kalk. Hüseyin abi. Abi bir dur bir dakika, bak konuşalım, bir hallolur her şey. Bulacağım o iti ben. Hangi deliğe girdiyse bulacağım. Cehennemin dibine gitse de bulacağım. Bak ben ona neler yapacağım. Çıktı. Sen bulup getirdin o iti, benim başıma bela etti. Yine sen bulup getireceksin. Yok yok. Ben bulacağım o iti. Hangi deliğe girdiyse o iti bulup getireceğim. Abi bir dur. Bir dur. Neden bu kadar şanssızlık var benim üzerimde? Ben nerede hata yaptım ya? Abi bak, biraz zaman geçsin. Bir akışına bırak. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Hem bak, benim çok iyi bir fikrim var. Tamam. Can bana şey dedi. Ne dedi? Baban evden kovmuş seni. Boşver onu ya. Hem Can nereden çıkardı ki şimdi bunu? Yok, dün onlarda kalmışsın. Oradan açıldı konu. Ne oldu ki? Boşver ya. Her zamanki babam işte. Ne olacak? Peki cebinde harçlığın bile yok. Ne yapacaksın? Eşek sıfası, dün sokakta mı kaldın sen, ha neredesin? Yok, yok babaanne, burada yattım ya. Hadi çıkar şunları, geliyorsun. Gidiyoruz tamam, dedim sana. Tamam babaanne, tamam. Geleceğim, söz geleceğim, iş bitsin geleceğim. Hele bir gelme, hele bir gelme, bak görürsün olacakları. Hele bir gelme. Hesabı var, rüzgar esiyor. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Giyiniyorum hocam. Oğlum bu buz gibi havada burada giyinilir mi? Soyunma odasında neden giyinmiyorsun? Hocam izin vermiyorlar orada. Kim izin vermiyor? Hocam işte buradakiler hocam ya, yer yokmuş. Öyle saçmalık mı olur canım? Geç soyunma odasına, hadi. Tamam hocam. Aferin Barış. Ama fazla kalma Sadirek'le. Neyse sen hadi malzeme odasına git. Kendine bandaj ve eldiven al.
Bir dakika kardeş, ne yapıyorsun? Eldiven alıyorum abi. Onu alamazsın. Niyeymiş o? O yeni. E tamam işte, daha iyi abi. Hem abi sana ne ya? İstediğimi alırım. Ne demek sana? Biz burada neciyiz. Alamazsın, İsmet Hoca'nın emri. Bunu al. Ne bakıyorsun oğlum? Alsana. Allah Allah. Sen ne aksi çıtınlı? Sende o ruh var mı? Sen ona bak. Hadi. İnanıyorlar, ruhtur ruh. Gel, gel. Çocuklarla konuştuk. Artık soyunma odasında giyiniyorsun. Tamam. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hadi sol direkt. Aferin, sağ. Çok iyi, sol. Sağ. Aferin, sol. Hop, hop, orası adam avının yeri. Orası da adam avının yeri. Orası aslanım. Orası benim yan tarafımda. Hadi. Hadi, hadi. Kocaman adam oldum. Yine düşüyorum. Gönüle, kadına, sevdaya. Sana düşersen tutarsın değil mi yüreğimden? Düşersem tut olur mu? Bunları mı arıyorsun? Bunu mu arıyorsun? Bundan sonra sana boks moks yok. Geçen seneki gibi bir karne istemiyorum. Hem spora gidiyorsun da ne oldu? He? Adam gibi oturacaksın, derslerine çalışacaksın. Tamam mı? Duydun mu? Duydun mu beni? He, duydu, duydu. Gözlerini ayırma rakipten. Gözlerini kapatınca yani rakip kayıp mı oluyor? Bir şey mi oluyor? Hadi devam. Hadi. Aferin, aferin. Çok heveslenme ama seni belki maça götürebilirim. Ne maçı hocam? Söz vermiyorum.
Ama belki turnuvaya katabilirim seni. Tabii ki kilonu ayarlarsan. Kaç kilosun? 71 hocam. Çok. 68'e inmen lazım. Tam 3 haftan var bak. 68'e düşersen seni götürürüm. Düşerim hocam. Yani düşerim de. Hocam İsmet Hoca gelince izin verir mi? Göreceğiz bakalım. Hadi devam. Sol. Eşek sıpası, sabahın altısında kahvaltı hazırlattın bana. Niye yemiyorsun? Hem sen niye böyle üst üste giyinmişsin oğlum? Babaanne terlemem lazım. Hasta mısın yoksa? Yok babaanne ya. Koşacağım, zayıflamam lazım. Koşacak mı? Ne zayıflaması? Ay o zayıf zaten. Anlamıyorum. Özüme varsam kısır bir döngü. Koşulsuz sevgi sorunsuz gitmez. Bu hayat böyle. Kanıma giren kuytular düşman. Bıçağıyla bekleyen yollar bilmece çözüm işkence. Alo. Hadi be oğlum. Neredesin? Bak her zaman kafedeyiz ha. Kızlar bekliyor. Hadi. Tamam hemen geliyorum ben. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Resul. Bak bakalım şuna. Hocam bu süper bir şeymiş ya. Yok be Resul, bizimkileri tutmaz. Al bakalım bu senin. Bunu da arkadaşlara dağıtırsın, olmaz mısın? Antrenman sonrası dağıtırız hocam. Tamam. Nasıl gitti, her şey yolunda mı ben burada yokken? Her şey yolunda hocam, hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Turnuvaya gidecek çocukların listesini hazırladım. Vallahi bravo Resul. Eline sağlık. Bakayım. Hop. Ya Resul, niye Barış'ın adını yazdın kardeşim? Ben onu buraya antrenmana sokmazken sen onu turnuvaya götürüyorsun. Ya ne olur kafanıza göre iş yapmayın ya. Hocam, çocuk çok iyi. Çok hırslı. Yani bir şans verelim dedim. Bütün evraklarını hazırladım. Yani yazıktır hocam. O da bizim çocuğumuz. Tamam, oldu. Araç hazır mı? Araç hazır hocam. Çocuklar da hazır. Çok güzel. Biraz erken gidelim, çocuklar uykusunu alsınlar, olmaz mı? Tamamdır hocam. Kabul etmezsiniz diye Barış hiçbir şey söylemedim. Gelecek değil mi? Haber tamam. Vereyim mi? Tamam, ver. Olmuş artık bir defa. Resul, sayı da söyle bize. 2 tane okkalı kahve yapsın, tamam mı? Tamamdır. Hadi, afiyet olsun. Sağ ol hocam. Say, gel. Bunları çocuklara dağıt. Bize de 2 tane şu mokka frappuccino var ya, ondan al gel. Tamam hocam, hemen. Ne alacaksın? Mokka. Ondan önce o. Hele bir söyle. Mokka para çapino alacağım, mokka para çapino. Adam mısın? Hadi bakayım. Seninki geldi. Gelecek tabii, eşek değil ya. Merhaba. Hayırdır hocam? Çabuk gel salona, gidiyoruz. Nereye hocam? Turnuvaya. Hadi çabuk. Tamam hocam. Tamam. Ya. Ne oldu lan? İyi ki doğdun Bilge. Benim acilen gitmem gerekiyor. Nereye? Ne oluyor? Nereye maça gidiyorsun? Maça gitmem gerekiyor. Sonra anlatırım. Ne maçı ya? Sonra anlatırım.
Hava çok güzel ya. Barış. Barış. Efendim hocam. Ye lan ye ye. Yok hocam ben sıcak suyumla mutluyum. Oğlum ye. Götür götür. Bak. Götür götür. Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Hayvan. Ya hocam bir tadına baksaydın bari ya. Ya o kadar azim ettin kilo verdin. Ne yemesin manyak? Gözünüz aydın. Kurallar çekilmiş, rakipler belli. Oo süper. Bir bakabilir miyim hocam? Size zahmet. Bakalım rakiplerimiz kimlermiş? Barış. Rakibin Azeri. Oo. Geçmiş olsun. Geçmiş. Sağlam. Rakibin işte. Barış, senin sağın çok iyi. Bunu kullanmalısın. Çok basit, tamam mı? Sol sol, sağ direkt. Hep aynı, tamam mı? Bir de kesinlikle gardını düşürmüyorsun. Bak düşürürsen bitersin, tamam mı? Hadi suyu ver. Kaldır gardını, tamam mı? Başız. Ya kapat şunu, kuş kanadı gibi. Hadi. Sporcular. Arkaya vurmak yok, avuç içi vurmak yok, enseye vurmak yok. Tokalaşın. Dinlemen lazım. Bu akşam biletini kesiyorum. Defolup gidiyorsun. Resul Hoca bu senin adamın ringde ne yapacağını bilmiyor daha. Neyse daha fazla sinirlendirmeyin beni. Hadi gözümün önünden kaybolun. Sen ona bakma. Ben seni biliyorum. Ama o ringe var ya. Ruhunla çıkacaksın. Ama hata benim. Seni erken çıkardım. Bu iş senin için daha yeni başlıyor. Şimdi sen bu günü de bu maçı da unut. Tamam mı? Barış. Barış! Gel. Eserini gör. Karnen. Edebiyat 45. Matematik 15. Fizik 15. Kimya 10. Ne oldu şimdi gerizekalı? Şu yüzünün haline bak. Karneyi böyle yüzüme vuracak sandım. Bence baban haklı. Tamam, spor güzel ama okulunu ihmal ediyorsun. Okulun daha önemli. Ya ben okula babam için gidiyorum ama boksa kendim için gidiyorum.
da beceremiyorsun, okulu da beceremiyorsun. Nereden çıktı ki bu şimdi? Ne oldu ki? Ya boş ver, anlamıyorsun. Zaten sen daha çocuksun. Karakterin bile oturmamış. Ne alaka ya? Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum. Biz seninle asla sevgili olamayız. Derslerine niye böyle asılmıyorsun? Oğlum sen ne zaman adam olacaksın? Bu sana son uyarım. Bundan sonra boks boks yok. Toplantıdaki notları ben tutamamışım. Senin bilgin varsa şunlara bir tekrar bir... Bunun ne işi var yine burada Resul? Hocam, herkes bir maç kaybedebilir. Çocuk çok hevesli. Bırak kalsın. Resul kaçtır söyledim. Hemen söyle, toparlasın torunu pırtısını gitsin buradan. Hocam, haksızlık olmasın. Çocuk buradaki birçok çocuktan daha iyi. Hem... Resul, ne söylüyorsam onu yap. Bir şey bildiğin yok. Hemen burayı terk etsin. Ha, anlaşıldı. Sen söyleyemeyeceksin herhalde. Bana bak, gelsene sen buraya. Hemen malzemeni toplayıp buradan gidiyorsun. Kaç defa söyleyeceğim sana ya? Bir daha da gelmiyorsun, anlaşıldı mı?
Kaçıncı bu Resul? Kaçıncı kardeşim? Kim o? Kim o? Benim babaanne. Gel yavrum, gel paşam, gel. Gel güzelim. Ne oldu bebeğim, sen üzgünsün. Ne oldu? İsmet Hoca beni salondan kovdu. Ne diyorsun ya? Vay şerefsiz, nasıl kovar seni? Bilmiyorum babaanne. Hep babam yüzünden gidip ne yaptıysa kim bilir ona? Yok, baban yüzünden değil. Ben onun derdini çok iyi biliyorum ama... Neyse. Ne babaanne? Geçmiş zaman, geçti gitti işte. Ya babaanne, Allah aşkına biliyorsan söyle ya. Bu nedir ya, biz düşman mıyız? Ya çocuğum, her şeyi de bilme. Geçti gitti diyorum. Ya babaanne lütfen diyorum ya. İsmet Hoca'nın benimle derdi ne? Hadi sen git üstünü değiştir hadi. Bak terlemişsin. Oo, hadi git. Bir de duş al çocuğum, bir de duş al. Of babaanne ya. Barış, nasıl gidiyor? İyi hocam. Merhaba. Hocam sizi görünce şaşırdım ya. Niye şaşırdın? Yolda Can'ı gördüm de burada olduğunu söyledi. Ne yapıyorsun, ip mi yapıyorsun? Evet hocam. Vay, güzel olmuş ama eksik bu. Bak bunu böyle yapacaksın. Alacaksın, İsmet Hoca'nın sırtına şırak, şırak diye vuracaksın. Niye hocam, beni kovdu diye mi? Yok, beni de kovdu da daha doğrusu o kovmadı. Ben istifa ettim. Hocam? Neyse, yollarımız ayrıldı. Niye hocam? Boş ver. Her zamanki İsmet. Sonuçta ben de salondan ayrıldım. Bir daha da gitme. Aa. Peki hocam, şimdi biz ne yapacağız? Biliyor musun? Bütün öğrencilerime bunu söyledim. O hayırsızların bana dediği, bundan sonra sen ne yapacaksın hocam? Ama sen bundan sonra ne yapacağız hocam diyorsun. Tepkini merak ediyordum. Ama beklediğim cevap da buydu. Biliyor musun? Merak etme. Biz devam edeceğiz. Ya nasıl hocam? Nerede çalışacağız ki? Buluruz bir yer. Hocam nasıl olacak? Malzememiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ha, ipimiz var. Gerisini de buluruz. Neyse. Sen al şunu. Ben seni sabah arayacağım, tamam mı? Hadi eyvallah. Nasıl buldunuz? Hocam, burası salon değil ki. Şimdilik değil ama o da olacak inşallah. Hadi şunu asalım. Hadi hadi. Hocam bu nasıl? Çok güzel. Evet, en güzeli bu. Barış, şu merdiveni de kapat. Resul hocam, o burada değil, onu kullanıyoruz. Onu da alıyoruz. Barış'ım kap. Ama Resul abi burada kullanıyoruz, lazım bunu. Ramaz abi, bir süre kullanıp geri getireceğiz. Canım sağ olsun abi. Hadi, hayırlı işler. Eyvallah abi, sağ olasın. Üç ampul kırdıktan sonra en sonunda başardın. Bu sopayı bu lastiğin sırtında kırmalısın. Evelallah, anasını ağlatırız hocam. Siz merak etmeyin. Said, gözünü seveyim. Sen bir dur. Bu bir. İkincisi, bundan sonra hayatın boyunca koşmalısın. Tamam mı? Koşuyorum hocam. Ha, ne öyle mahalle arasında koşum olur. Ne de olur hocam. Koşu parkurun bütün İstanbul.
Gece gündüz demeden fırsat buldukça koşuyorsun. Tamam mı? Hocam ben ne yapacağım? Lan oğlum, senin işin gücün yok mu? Bak İsmet Hoca seni de kovar. Hocam, bu ara hiç gidesim yok. Beni de bıktırdı. Bir şey bulsa bir daha gitmem oraya. Gel falan demiyor mu? Yok hocam, onu engelledim. Bana ulaşamıyor, şimdi çıldırmıştır. Gitmeyi düşünmüyor musun? Yok hocam, biraz kıymetimi anlasın da zaten birkaç gün kendime kafa tatili vermişim. Tamam, iyi bakalım. Alo. Ahmet aradı. Halit'i görmüş. Nerede? Kahvede abi. Ne oldu oğlum? Kim aradı? Nereye gidiyorsun? Fakat bir şey var. Neren mağdur? Sen mi mağdursun? Sen benim canımı yaktın, canımı! Bu elindeki ne? Bıçağı. Gerizekalı. Hocam bu hareketi ben de yapayım mı? Oğlum senin işin gücün yok mu? İkide bir gelip çalışma düzenimizi bozuyorsun. Çalışmanı bitir, herkes evine. Şuna bak ya. En sonunda ondan geleceğim, o olacak. Ne gülüyorsun oğlum? Yapamaz mıyım? Vallahi yaparım. Ben bugüne bugün İsmet Hoca'yı engellemiş adamım. Onu mu engellemeyeceğim? Vallahi kardeş, ben anlattıklarından şunu anlıyorum. Senin baban boks moks yapmanı istemiyor. Eh Said abi ya. Hele ver şu babanın telefonunu ya. Boş ver abi ya. Ne diyeceksin babama? Bir şey demeyeceğim, onu engelleyeceğim. Ailemsin abi ya. Ne gülüyorsun oğlum? Gerekirse onu Instagram sayfamda rezil ederim. Spora karşı gelen adam diye. Bugüne bugün 3500 takibi olan adamım. Abi işte o 3500 takip. Senin takipçin 27, bir de benim zaten. Ne gezlik yapıyorsun? Önemli olan ruhtur, ruh. Barış, bugün bol bol ağırlıklı şınav çekiyoruz. Oo. Rahmetle nenem derdi ki, eşeğe semer ağır gelmez. Hocam ya ben? Estağfurullah Said, sen eşek misin? Doğru ya hocam, eşek şurada. Estağfurullah de Said, o eşek değil ki. O bir hayvan. Hocam, eşek de hayvan değil mi? Of Said,
Neyse, bugün seninle fazla polemiğe giremem. Hadi, hadi sen de. Vallahi birinci ayakta uzun oğuz tek geçiyorum. Üçüncü ayak Alexa ve Dilber kızı. Dördüncü ayakta Cüce Recep'i yazalım. Arkasında olduğunu zaten. Barış, yine mi koşuyorsun? Oğlum sen boksör müsün, koşucu mu? Barış, koşmaya karar ver. Bütün ayaklara seni tek yazacağım. Eyvallah abi, hadi kolay gelsin. Hadi kendine dikkat et. Ati, sana bir şey söyleyeyim mi? Kellik bir insana bu kadar yakışmaz. Saçını uzat. Saçını uzat, bana benzeme. Bana! İsmet Hoca nerede? Ofisinde. Burası mı? Burası. Sen kendini ne zannediyorsun be adam? Ne hakla çocuğumu almasın ha? Herkesi alıyorsun, torunumu almıyorsun öyle mi? O çocuğun ne günahı var ha? Ne istiyorsun bizden? Söylesene. Neler yaptın, daha ne yapacaksın? Yetmedi mi yaptıkların? Cevap versene. Konuşsana. Ne istedin benden? Ben seni beklemiştim. Seri bro, hep sağlam seri bro. Bugün yarım yiyip yatır buna yarın denir bro. Alın seri bro, hep sağlam seri bro. Sana akıl veren boş, dene yalın dene bro. Kalmadı yaka maka, cebimde para mara. O şaka paka paka, paso şaka makara. Benzinle paka paka, siz paso paka paka. Var salata, rock and roll, kalkın çaka, çaka çaka. Yumruklarım Parkinson, evler çekemez Mark 3 oğlum. Mark 3 benden tarih oldu, maalesef sizin aşı boş. Hep sokakta paket oldun, siz top bense raket of. Bak bu devirde kaset yok, koyduysan kalan paket olsun. Tenor ya da bariton, okurum para keş. Tüm şehir kızıl sanma, bura Marrakeş. Burada sadece bira kırmızı ve tayfa geç. Bu karakterle karate ama karakterler kaymak hep. Paran yoksa İstanbul sana Pakistan. Bize trap tagin, size tele tabi fucking fuck. Çok fazla İngilizce tabi ya. Panik yapsın zencilere sattığı için maritan. Dönüştüm canavara, ölümsüz bir hayvana. Dönemem geriye, bu yüreğimi yaksa da. Her yerim yara bere, yaşarım ayılmadan. Gözlerini niye kaçırıyorsun? Bak, boksta önce gözler, sonra ayaklar, en son yumruklar konuşur. Neyse, neyse. Salona geri dönüyoruz. Nasıl oldu ki hocam? İsmet Hoca'nın ısrarlarına dayanamadım. En son da pes ettim. Hadi. Babaanne. Salona geri dönüyoruz. Ay bravo. Ay çok sevindim. Çok sevindim benim bir tanem. Ay nasıl başarılı olacaksın. Sana güveniyorum. Sait, gel bakayım buraya. Buyurun hocam. Sana bir şey soracağım, sen bilirsin. Ne hocam? Şu telefonda engelleme falan diye bir şey varmış. Ne iştir o? Allah hocam bilmiyorum ki. Sait, bilirsin, bilirsin. Ya hocam boş verin, boş işte bunlar. Bak Sait, insanlar birbirini sevmedikleri zaman telefonda engellerlermiş. Ne iştir bu? Bunu bana bir anlatsana bakayım. Allah hocam bilmiyorum ki. Çünkü bilmiyorum.
Hadi atla o zaman git, işini bitir. Sonra bana gel. Bu işi konuşacağız. Çünkü çok önemli. Tamam hocam, hemen. Hadi bakayım. Ya yanlış atıyorsun. Düzgün at. Yumruğunu düzgün çıksın böyle. Atıyorum işte. Daha ne yapayım? Ya teknik atıyorum. Teknik, teknik ya. Teknik bu kadar... Ya ne oldu gençler? Hocam ben buna ders mers vermiyorum ya. Neden? Ne oldu ki? Hocam teknik vurmuyor. Saçma sapan vuruyor. Bence gayet teknikti. Meydanı boş buldun, ötüp duruyorsun. Hadi gel bak. Alırım kemerini bak. Ne kemeri? Şampiyonluk kemeri. Sait abinin bir pantolon kemeri var, o da yerinde durmuyor. Oğlum ne boşboğaz birisin. Senin gibiler yüzünden boksu bırakacağım ben sonra. Önüne gelen boksör ölür ya. E tamam işte, senin yüzünden oluyor. Millet sana bakıp diyor ki bu eleman boksör oluyorsa ben aile aile olurum. Aslanım şimdi seninle polenik yapalım. Sen çekil kenara biraz abini silin, biraz teknik öğren. Oğlum, tam yetiştiriyoruz, kaçıp gidiyorsunuz. Ben ne yapacağım şimdi? İşin yoksa yeni bir eleman al, onu yetiştir. Of be. Usta ya, maçlar var. Yoksa inan kalırdım. Neyse, gel işimize bakalım. Şu, bu haftaki paran. Bu ne için usta? Bu da benden. Usta ya. Hadi hadi, maçlar bitince bekliyorum, tamam mı? Hadi. Yavrum, senin adın Barış mı? Boşuna bakma, taşındı o. Yalnız sana bir şey bıraktı. Biraz bekle, hemen alıp geleyim. Aslında sen hep oradasındır. Ama onlar sadece kazandığında seni fark ederler. Aslında sen hep oradasındır ama onlar sadece seni kazanmış. Ne demek istemiş ki bu? Nereye gitti acaba ya? Teyzeye soracaktım da vazgeçtim. Oğlum istiyorsan buluruz ki. Arar buluruz. Bulsan ne olacak ki? Ne bileyim oğlum, buluruz işte. İstemiyor musun? Ne bileyim. Ne olacak ki? Hem maçlar var. Zaman yok. Ya oğlum maçlarla zamanla ne alakası var ya? Bir tutturmuşsun maçlar ha maçlar. Oğlum sen şampiyon olacağını falan mı zannediyorsun? Hepsinden bir ton dayak yiyip geleceksin buraya. Hatta birisi seni yere serecek, tamam mı? Paçandan tuttukları gibi çöpe atacaklar seni. Olacağı bu. Ya şu boku içiyorsun bari, yüzüme üfleme be. Abartma be oğlum. Zaten son sigaram bu. Bu bitince bırakıyorum. Kaçıncı bırakışım bu can? Bak harbi bu sefer kesin. Bir daha içersem şerefsizim. Ben boksa da başlıyorum. Hadi giyinin. Burnuna ne oldu? Bir şey yok.
yok. Ne demek bir şey yok? O bant ne? Ne bileyim, yara oldu öyle. Ne demek ne bileyim? Anlat. Ya baba, Allah aşkına yeter ya. Ne fark eder? Çatlamış işte. Sen bir de bana artistlik mi yapıyorsun? Kırar mı burnunu seni? Kır. Hadi kır. Kırsana. Yeter ya. Oğlum sen hiç geleceğini düşünmüyor musun? Herkes yarın bir gün ekmeğini kazanacak. Sen kalacaksın ortalıkta. Ne istiyorsun benden ya sen? Ne istiyorsun? Vurdun işte. Vurdun, kırdın. Daha ne istiyorsun, ne? Ne mi istiyorum? Ben senin geleceğini istiyorum, geleceğini. Hayır, sen benim geleceğimi istemiyorsun. Sen beni istemiyorsun. Benim hiçbir şeyimi istemiyorsun. Sen beni sevmiyorsun baba. Sen beni sevmiyorsun. Abi kaburga. İlk hafta öldüm öldüm dirildim. Yemek yemek, öksürmek, hıçkırmak. Hepsi dert. Senin burnun nasıl? İyileşmiştir ya. Resul Hoca 3 haftada iyileşir dedi. 3 hafta oldu mu ki? Oldu oldu ya. Geçti bile hatta 3 haftayı. Oğlum siz buraya oturmaya mı geldiniz? Hakan, sen Barış al. Aslan sen de benimle gel de şu torbayı biraz sağlamlaştıralım. Sponik yapalım seninle, hadi. Geçmedin doğru. Abi sen yine de dikkat et. Hadi nazlanma, nazlanma. Hadi hadi. Şşt. Oğlum senin amacın ne? Sparring yapıyoruz hocam. Ne sparringi yapıyorsun? Hocam burası boks salonu, burası bale salonu değil. Burnu sakınacaksa bale salonuna gitsin. Ne öyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun çocuğa? Boks ciddi bir iştir. Öyle cıtmaya falan gelmez. Hocam ben boksta gayet ciddiyim. Sen tam bir cıvıksın. O kadar cıvıksın ki... Barış seni 2 roundda bitirir. Hocam onu dümdüz ederim. Edemezsin. İsterseniz size bir antrenman maçı yaptırabilirim. Bana uyar. Hayırdır Resul? Neler oluyor burada? Hocam Resul Hoca diyor ki Barış seni yener. Ya Resul... Biz burada boksör mü yetiştiriyoruz yoksa sokak kavgacısı mı? Geçen sefer de böyle bir şey yaptınız. Hocam antrenman gibi yapalım. Hakan'ım, bak seni yerden toparlayamayız. Hocam onu götümle döverim. Sen önce onu sağlam al da sonra konuşuruz. Öyle mi? Peki. Hadi yapın bakayım bir antrenman maçı.
Gel lan şerefsiz bırak. Şişt. Efendim hocam, bırak. Gel lan. Yeter! Bak Hakan, yeğenim demem, gözünün yaşına bakmam, seni kapının önüne koyarım. Bu adam yıllarını vermiş boksa. Sana güzel dövüş diyor, sen saçma sapan işler yapıyorsun. Hadi, hükmen malumsun. Çıkar elde benden, git duşunu al. Hadi. Sen de havaya girme. Bazen böyle şeyler olur. Hadi bakayım. Sen de çıkar eldivenlerini, git duşunu al. Birbirinize ters davranmayın, sinirlendirmeyin beni. Hayvan, ne yaptın sen öyle? Ne yapmışım hocam? Neyse, iyi yaptın, iyi yaptın. Artık maçlara hazırsın. Senin yolun artık Avrupa şampiyonluğuna kadar gider. Tek rakibin kim biliyor musun? Kim hocam? Sağ direkt. O kim hocam? Bilge. Mesut hocam, ne olduğunu beni de götür şu turnuvalara. İsmet hoca dersen bu sefer turnuva senin. Tamam Zahit, söylerim. Yardımcıya ihtiyaç var derim. Tamam, teşekkür ederim hocam. Hakan zaten tamam. İbo'nun kondisyonu iyi. Arslan'dan biraz şüpheliyim. Kaburga kemikleri kırıldıktan sonra antrenmansız kaldı. Emre'ye gelince... Emre çok pasif dövüşüyor hocam. Çok anlattım. Gerektiği yerde gireceksin diye ama ringe girince yine aynı, yine aynı. Resul, Emre'den bir cacık olmaz. Çünkü korkak dövüş. Barış çok çalıştı hocam. Sikletinde en iyisi. Çok iddialıyız. Avrupa'ya gideriz inşallah. Hocam siz belki şey yapıyorsunuz ama bu sene en büyük kozumuz o. Resul haklısın. Ben de farkındayım. İyi boksör. Ben de çocuğa çok hata ettim. Kerata deli babaannesi gibi inatçı çıktı ama. Ya hocam, size bir şey soracağım ama kızarsınız diye. Sorma. Biliyorum ne soracağını. Neyse. Hadi biz işimize bakalım. Liste buydu değil mi? Bunlar hocam. Tamam. O ne babaanne? Ya babaanne, zar zor zayıflamışım zaten ya. Yok babaanne ya. Bir avuç lokum ne olacak, enerji verir. Ya babaanne, deli misin? Bir de bir avuç diyorsun. Kesinlikle olmaz bir avuç. Ama bir tane yiyeyim hadi. Bir tane daha hatırım için ama. Yok babaannem, kiloyu tutturamazsam maça çıkamam ya. Ay ne kilosu, şuncacık şeyden ne kilo olacak Allah aşkına hadi. Vallahi doğru diyorsun babaanne, canım çekmişti zaten. Ama bu son, tamam mı? Başka yok. Tamam tamam. Söz. Söz. Babam bir gün bana kızmıştı babaannem. Geldim buraya böyle yorganın altına girdim korkudan. Acıktım bayağı. Mutfağa gidemiyorum, babam içeride. Kaldım öyle. Sonra annem içeri girdi. Karanlıkta ağzıma bir şey tıkıştırdım böyle. Ama biliyor aç olduğumu. Pes dinmiş. Bir tatlı geldi, bir tatlı geldi. Elime de çıkarken koydu böyle bir parça, kocaman çıktı gitti. Ne güzel yemiştim onu ya. Bir güzeldi, bir güzeldi. Canım benim. Keşke yaşasaydı da. Seni böyle büyümüş görebilseydi. Neyse hadi uyu artık, uyu, yarın maçım var, hadi uyu. Uyu bakayım. Babaanne, yarın sana madalya getireceğim. Getir, bekliyorum madalyayı. Ha bir de babaanne, beni sabah erken... Tamam tamam tamam, uyandıracağım. Tamam.
Evet dostlar. Boks bir yaşam tarzıdır. Ben hayatımda bunu düstur ettim. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir spor ki iki boksör ringde birbirlerine saldırıyorlar. Bir aparkatla rakibinin çenesini kırıyor. Sonra gong çaldığı vakit boynuna sarılıyor. Hiçbir sporda bu yoktur arkadaşlar. Ben yıllardır bu sporu yapıyorum. Uzun süre ülkemde bu sporu yaptım. Sonra Avrupa Şampiyonası'na gittim. Bir maç için gidip dönecektim. Fakat kariyer arası, boks sevgisi beni geri döndürmedi. O arada bir sevgilim vardı, gencim. Fakat boks sevgisi, kariyer arası arka arkaya beni Avrupa şampiyonu yaptı ama bana o sevgiliyi kaybetti. Dostlar ben aç vazgeçmektir'i tercih ettim. Ama sizler sakın ola. Bir aşkla, bir sevgiyle karşılaşırsanız vazgeçmeyin. Ben o hatayı yaptım. Onun için de pişmanım. Hadi dostlar şerefinize. Ne güzel yağmur yağıyor değil mi? Öldük. Aynı böyle bir yağmur yağıyordu. Kötü haber aldığımda nefes alamadım. Kendimi zor zor dışarı attım. Ondan sonraki üç gün o yağmur hiç dinmedi. Üstüme üstüme yağdı adeta. Üç kara gün boyunca annem beni merak etmiş. Peki Barış'ı kim merak edecekti? Merhaba Hüseyin. Benim çocuğuma karışma. Şişede durduğu gibi durmuyor. Yabancı diyor abi. Hadi. Tekrar çek saatiniz arkadaşlar. Oğlum senin ne işin var orada? Ha? Hem boksörümü sakatla hem de gel en ön sırada otur. Hadi geç arkaya bakayım, geç. Geç.
Zaten salağın tekiydi bu ya. Bundan bir cacık olmaz. Sen bana ikinci maçı aç. Ha işte bu. Çok güzel de bak. Görüyorsun değil mi Sadire'nin faydalarını? Nasıl insan anasını ağlatıyor? Bunu da geç. Geç geç ya. Üçüncü gün mü? Hı hı. Tamam. Bu çok güzeldi bak. Tam istediğim gibi oldu. Neyse. Tamam kapat ya. Yeterince gördüm. Bak Sarı için sana yarın %50 şans veriyorum. Sarı'nın fiziği çok iyi ama senin de sağın. Ya buraya kadar gelmem bile büyük başarıydı. Neyse siz yatın artık. Yarın sabah görüşürüz tamam. Hadi hayırlı geceler. Hadi Sait. Erken yat ha. Hocam ben Sait'e yardıma gideyim. Boş ver. Otur oturduğun yerde. Sarı yılların şampiyonu. Açık ediyorum. Bu iş biter burada. En büyük avantajın onun seni tanımaması tamam mı? Evet teknik bir sporcu ama sen daha iyisin. Senin sağın daha güçlü bunu unutma. Onu şok et. Baskı yap baskı yap tamam mı koçum? Hadi koçum göreyim seni. Hadi aslanım. Sen sağlam bir sporcusun. O senin kaliberinde bir sporcu değil. Başladığın gibi bitir sert ol tamam mı? Hadi bakalım. Sporcular. Avuç içi vurmak yok. Enseye vurmak yok. Tokalaşın. Selam gençler. Oğlum siz daha uyumadınız mı? Ha? Yok hocam kötü. Barış heyecan var mı lan? Yok hocam alıştım ya. İyi iyi. Ya buraya kadar gelmem bile çok güzel bir şey. Rakibin çok iyi. Avrupa şampiyonu biliyorsun. Hem de 3 yıldır üst üste. Hamza gibi biriyle dövüşmek senin için çok iyi bir şey. Niye hocam? Ya adam iyi boksör. Ve iyilerle dövüşmek senin için de çok iyi bir şey. Hocam sizce dünyadaki en iyi boksör kim? Bilmiyorum ama çok iyi boksörler var. Sence kim? Bence en iyisi Rocky. Ne? Rocky mi? Oğlum o film artisti lan. Nasıl artist hocam? Ya tamam. Rocky diye bir boksör varmış ama o senin bildiğin Rocky bildiğin filmlerde oynayan bir artist, bir oyuncu. He, tamam hocam. Ya filme kendimi kaptırınca şey oldu. Sizce kim hocam? Dünyanın en iyi boksörü kim biliyor musun? Kim hocam? Sadirek. Ya hocam Allah'ına ya. Tamam. Biliyor musun Barış? Rakibini yenme ihtimalin yüksek. Adam çok iyi. Dayanıklı. Teknik. Ama senin hayvani gücün, inancın ve Sadireğinle biz bu maçı alacağız inşallah. Tamam. Hadi bakalım. Hadi size iyi geceler. Fazla geç kalmayın bak. Bak erkenden yatın oğlum ya. Tamam. Hadi. He Barış. Sana bir tek önerim var. Sakın korkma ve korkma. Hadi iyi geceler. Rakimmiş. Ne? Yoksa korkuyor musun?
Vallahi korkarsan ağzını burnunu dağıtırım. Ben seni bugüne boşuna mı yetiştirdim? Hele bak burada ruh var, ruh. Sende o ruh var. Sen tamamsın oğlum. Abi sen manyak mısın ya? Nasıl motivasyonum? Güzel abi. Hadi yatalım. İyi geceler. İyi geceler. Koçum, uzak dövüş, köşe sıkışma, uzaktan gelişine sağ sol, sağ sol, vur kaç, tamam mı? Seni sinirlendirebilir, bu onun taktiği. Sakın asla disiplinini kaybetme, tamam mı? Sakın sinirlenme, sen ona göre değil, o sana göre oynayacak. Hadi aslanım. Hadi göreyim seni, hadi koç. Sporcular. Hadi aslanım. Başa vur, belden aşağı vurmak yok, enseye vurmak yok, dirsek vurmak yok. Tokalaşın. Hadi aslanım, hadi Barış. Boks! Vursana oğlum! Harika! İşte böyle, harikasın. Gardını kaldır. Devam et, sıkıştı. Gerizekalı aptal. Vursana, ne bekliyorsun? Fark ettin mi? Kondisyonu bitti. İşte bu. Senden başka bir şey istemiyorum. Hep baskı, hep baskı. Baskı yaptıkça bitecek o. Tamam mı? Haydi aslanım. Haydi koçum. Haydi işte bu. Bu maç bizim. Su ver. İyisin değil mi? Bastır. Başka bir şey istemiyorum senden. Bastır. Sol, sol, sağ direkt. Tamam mı? Hadi aslanım. Hadi. Dişlik. Hadi hayvan. Göster gücünü. Hadi bastır. Keresinde uzun yola gitmişti. Hep İran'a giderdi baban. Ha işte o. Giderdi de gelmek bilmezdi rahmetli baban. Evet ya. O yaz sonbahara kadar öyle beklemiştik. Sonra bir akşamüstü telefon açtı geldim diye. Hasan abimle ikimiz koşa koşa kamyon garajına gitmiştik. Orada onu sormuştuk. Tamirhanede demişlerdi. Bir solukta tamirhaneye gitmiştik. Babam kamyonun kasasında bir şeylerle uğraşıyordu. Hasan abimle ikimiz kamyonun etrafında fır dönmüştük. Onu görebilmek için zıplaya zıplaya. Sonra Hasan abim kamyonun kasasına tırmandı. Babam onu görünce birden bir kızdı. Hasan abim kendini yere attı. Öylece donup kalmıştı. Rahmetli babam yüzümüze bile bakmadı. Ne bir sarılma, ne bir sevgi, ne bir güler yüz. Soğuk adamdı ama sizi severdi rahmetli. Severdi. Severdi de hiç göstermedi ki.
Belki de bu yüzden bocalıyorumdur. Baba sevgisi nedir bilmiyoruz ki. Çocuğumuza da gösterelim. Doğru. Ah, Barış arıyor. Alo. Alo Barış. Babaanne. Tüm maçları aldım. Hepsini yendim. Ne, kazandın mı? Bütün maçları mı? Ay yaşa oğlum, bravo. Ay çok dua ettim senin için. Çok mutlu ettin beni. Son bir maçım kaldı. Onu da alırsam Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum. Tamam, ne? Amerika turnesi mi? Yok babaanne, Avrupa Avrupa. O madalya Cemile Sultan'ın ayağına gelecek. O kadar. Ay inanamıyorum. Hadi başarılar diliyorum yavrum benim. Hadi babanı veriyorum, dur. Dur, o da konuşmak istiyor. Barış'cığım meşgul mü? Sonra konuşacak seninle yavrum. Geri zekalısın sen, geri zekalı. Konuşsan ölür müsün? Ha? Korkaksın sen, korkak. Bu evdeki tek sorun Barış mı zannediyorsun? Değil. Tek sorun sensin, sen. Tamam anne. Tamam. En büyük sorun benim bu evde. Ay, oğlum öyle demek istemedim. Ama kesme önünü çocuğun. Önünü kesseydim şu an orada mı olurdu sence? Hatta destek ol. Garibim, senin gözüne girmek için çabalayıp duruyor. Benim gözüme girmek isteseydi dediklerimi yapardı. Beni taktığı mı var ya? O kadar şey söylememe rağmen. Öyle diyorsun ama Barış'ın bu dünyada senden başka kimi var? En çok sana ihtiyacı var. Bilerek maçı verecek. Hayır efendim, vermeyecek. Olmaz öyle şey. Resul, yaşı tutmuyor. Mecburuz. Hocam, biz bu çocuğu buraya hayallerini yıkmak için mi getirdik? Bunun için mi getirdik? Hem ben bu çocuğa bunu nasıl derim hocam? Hem nereden biliyoruz yaşını tutmadığını? Çocuğun yaşı tutmuyor. Federasyonla kaç defa konuştum. 9 gün eksiği var. Bu çocuk Türkiye şampiyonu olursa, ki olma ihtimali var, Türkiye'den başka birini gönderemeyiz. Bu bizim için çok kötü olur. Bunu federasyona anlatamayız. Bak Resul, sen bunu Barış'a güzel bir dille anlat. Evet, hak ediyor. Ama gidemez. Diğerini göndeririz. Ha? Hocam, ben bunu Barış'a nasıl söylerim? Bizim yaptığımız hatanın bedelini bu çocuk neden ödesin? Olmaz hocam, yapamam böyle bir şey, yapamam. Kusuruma bakma hocam, yapamam. Çocuk çok emek verdi. Hocam afiyet olsun size. Afiyet olsun. Hocam afiyet olsun. Sağ ol hocam, sağ ol. Resul ne yaptın? Barış'a söyleyebildin mi? Yok hocam. Daha söylemedim. Resul, bir an önce söylemen lazım. Akşama maç var.
Neyse. Ben çıkayım biraz dinleneyim. Saygılar. Ne işin var oğlum senin burada? Ya şaşırdım. Şaşırdım tabii. Sürpriz oldu. Ben değil oğlum. Asıl sürpriz. Baba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Destek olmaya geldik. Aynen hocam, şampiyonu desteklemeye geldik. Sevgili olamayız. Önemli olan ruhtur, ruh. Ay çok dua ettim senin için. Çok mutlu ettin beni. Şampiyon. Neredesin oğlum? Destek olmaya geldik. Hocam, İsmet Hoca acil sizi çağırıyor. Resul, ben ne diyorsam o olacak. Niye söyleyemiyorsun kardeşim? Yaşı tutmuyor. Bu yaşta onu Avrupa şampiyonasına gönderemeyiz. En azından rakibine yenilsin ki rakibini gönderelim. Bak Resul, bu milli bir mesele. Hocam, ben yapamam. Hiçbir sporcuma kaybet diyemem. Bu bana ters. Çocuğun ne suçu var? Hata bizde. Yaşını hesaplayamadık. Sporcular. Bel altı vurmak yok. Avuç içi vurmak yok. Enseye vurmak yok. Tokalaşın. Köşelere. Köşelere. Ortaya. Box.
hesabı var. Rüzgar esiyor bak, var bir olaylar sen. Mücadele etmek kazanmaktan değerlidir. Sen kazandın. Hepimizi gururlandırdın. Hocam, inşallah seneye yaş problemi olmaz. Çocuk öldü, gözü kamaşmadan.